Demir. Ay benim dilimde mama yapıştı. Git bana bir su bul hadi. Derhal sultanım. Hadi yavrum. Hadi artık al ya. Kaç oldu hadi. Bak sakın geri verme. Ay niye geri veriyorsun? Dolar mı veriyorum ben sana? Yardımcı olayım istiyorsunuz bayan ben. Bayan mı? Ne diyecektin? Ne diyeceğini ben mi öğreteyim sana? Yok yani hani makine para girmedi falan hani yardımcı ol bir şey demedim ki ben. İstemem bayım istemem. Bak zaten canım burnumda. Bayanmış. Evet estağfurullah ya. Ya insan gibi şu parayı şöyle makineye parayı sokarsın, basarsın laps diye düşer. Evet halacığım evet evet çıktım Allah çok iyi geçmiş. Evet gayet iyi, güzel geçmiş ameliyat. Doktor da yarın sabah odaya alırız dedi. Halacığım Şükran teyzem arıyor ben seni arayacağım tamam mı? Öpüyorum bay bay. Teyzeciğim evet çok güzel geçti ameliyat. Evet. Halit amca vallahi Allah sizden razı olsun. Ne çok seveni varmış benim babamın ya. Ne oluyor ya? Halit amca arayacağım. Hastane burası yavaş. Şimdi bayanlar tabii yani malum telefonla konuşurken dünyayı unutuyorsunuz ama o hastane dediğin yerin yolunu kapatıyorsun bayan bak. Bayan kadar taş düşsün başına. Ben senin gibi hırbaya nereden denk geldim ya? Bak medeni ol biraz insan için şuraya bank yapmışlar telefonla konuşacaksan oturursun konuşursun. Medeniyeti senden mi öğreneceğim ben? Allah Allah. Allah'a şükür ki sana ehliyet vermemişler. Yaya haline trafiği soktuğun hale bak. Kardeşim basma sen de kornaya bak hastane burası medeni olun iki dakika. Başlayacağım bayınla da bayınla da ha. Bu ne be? Neden babalarım burada? Yasemin'cim, seni avunun altında bir süreliğine kabul ettik ama üzgünüm. Seni daha fazla misafir edemeyeceğiz bebişim. Ya kızlar biliyorum. Yani bir hafta diye geldim kaç hafta oldu. Ama yani siz de babamın durumunu biliyorsunuz. Ne zamandır onunlaydım, ev bakamadım. Bana biraz daha zaman tanır mısınız? Faturalardan kiralara, mutfak masrafına kadar her şeye destek oluyorum ben zaten. Sorun para değil. E ne peki? Kokuyorsun. Ha? Ne? İçeri girdiğin andan itibaren her yer leş gibi yemek kokuyor. Sizin gibi zengin olmadığım, okumak için çalışmak zorunda olduğum için olabilir mi acaba? Olabilir. Neticede Oktay öğlen restoranda bahşiş verdiği kızı akşam evimde görünce resmen soğudu yani benden. Ya siz ne diyorsunuz kızım? Senin yüzünden biz de ezik gibi görünüyoruz. Ben ezik değilim. Param yok. Aynı şey. Ayrıca bu fakir ama gururlu genç tavırlarının da beni boğduğunu söyleyeyim. Madem her şey ortaya dökülüyor. Dökülen ne biliyor musunuz? Neymiş? Sizin karakteriniz. Ha bir de sakın o maskeleri çıkarmayın tamam mı? O iğrenç yüzünüz ortaya çıkmasın. Feryan kızım onları iyi yıkadın değil mi? Yıkadım anneciğim sirkeli suda bile bekletin. Aferin. Hadi ben çıkıyorum muhasebeciden dingil gelecek. Demir. Ne diyeyim baba? Ben olmasam ne vergi affından haberimiz olacak ne yapılandırmadan. Nasıl olacak? Oğlum tamam haklısın ama olay çıkartma. Diyene bak. Herkese günaydın. Günaydın. Ve hoşçakalın. Aa kahvaltı etmiyor musun? Geç kaldım. Ama dur, dur kızım sana bir sandviç hazırlayayım, dur. Kızım okuldan dönerken de şey emlakçı uğrasana ya. Hayır İstanbul'un eli yüzü düzgün en ucuz evine de bir kiracı bulamayacaksa... ...babam başka emlakçıya verecekmiş de. Tamam baba uğrarım haklısın. Ay adam taksit taksit konuşmaktan evi kiralayamadı ya. Tamam geri gelmeyecek bu. Tamam anne afiyet olsun. Güle güle hadi yavrum bakayım. Güle güle çocuğum. Ay dur babacığım yardım edeyim. Gel. Gel. Bana söz ver kızım. Ne pahasına olursa olsun okulunu bitireceksin.
söz. Ne pahasına olursa olsun söz. Git. Annemler ben uzaktayım diye, üzülmeyeyim diye bana hiçbir şey söylemiyorlar. Ama sen bir şey duyduğunda mutlaka bana haber ver, tamam mı? O zaman ilk öten vadisi veriyorum. Daha gitmediniz ki. Ama haberi dün geldi. Anneni işten çıkardılar. Bak görüyor musun, söylemiyorlar. Kimseye söylemediler, ben tesadüfen duydum. Babamın ilaçları, tahliller... Babamın bir emekli maaşıyla nasıl olacak bunlar? Babam elinden geldiğince yardım etmeye çalışıyor ama... Ya Allah razı olsun da dayımın da eti ne, budu ne? Hem çalışıp hem okumak çok zor biliyorum ama... artık onlardan sana fayda yok gibi düşünsen daha iyi olur hayatım. Keşke bir yolunu bulsam da benim onlara faydam dokunsa. Uf, annemin kötü patronu tam işten çıkaracak zamanı buldun yani. Kızlar, hadi gidiyoruz biz. Sen de mi işten kovuldun yoksa? Yok, evden. Ev arkadaşım olacak o cübbelerle kavga ettim. Evsizim yani. Ezan da alamayacağıma göre... bayağı İstanbul'un en ucuz evini bulmak zorundayım. (Gülüyor)